Merhabalar, ben Fatih Ceyhan. Bugünkü videomuzda Halk Bankası'ndan nasıl arsa, konut ve iş yeri satın alabiliriz? Bunların ihalesine nasıl gireriz veyahut da araç satın alabiliriz? Bunların ihalesine nasıl gireriz? Kısaca ondan bahsedeceğim. Daha önceki videolarımda biraz uzun tutmuştum. Bu videomu kısa tutacağım o yüzden. Hızlıca olaya gireyim. Yine Halk Bankası da ürünlerini açık artırmayla satıyor. Halk Bankası diğer bankalardan biraz daha farklı yapıyor. Sebebi şu, diğer bankalar genelde Intenco firmasıyla anlaşmış, onların altyapısını kullanıyor ama Halk Bankası kendi altyapısını kurmuş, kendi altyapısını kullanıyor. Kısaca hemen olayı anlatayım. Yine diğer bankalarda olduğu gibi taşınmazı veya aracı seçiyorsunuz. O taşınmaz adına gidip herhangi bir Halk Bankası şubesine teminat yatırıyorsunuz. Burada teminat oranı %3. Teminatınızı yatırdıktan sonra yine size SMS geliyor ve ihaleye katılma hakkını kazanmış oluyorsunuz. İhaleye teklif verdikten sonra yine geri sayım süresi başlıyor. Burada Halk Bankası kendi belirliyor. Benim gördüğüm kadarıyla pahalı ürünlere daha uzun süre belirlemiş. Ucuz ürünlere, nispeten ucuz ürünlere daha kısa süre belirlemiş. Sanırım daha çok fazla kişiye ulaşmak amacıyla. Burada taşınmazlar için konuşuyorum. Halk Bankası ihalelerde diyor ki, ben diyor hiçbir borcuna karışmam bu taşınmazın. Yani benden önceki veya ben satıştan doğabilecek herhangi bir vergisine, borcuna, hiçbir şeyine karışmam diyor. Vergilerini kabul etmem diyor. İçinde işgalci varsa diyor, işgalciyi kabul etmem diyor. İstediğim zaman bitiririm diyor. Yani kısaca ben diyor istediğim hoşuma giden bir teklif olursa da diyor ihalenin sonuçlanmasını beklemeden de satışı tamamlayabilirim diyor. Bunun tam tersini de söylüyor. İstersem satışı tamamlamayabilirim de diyor. Yani teklif tamam güzel veya teklif hoşuma gitmedi ama satacağım kişi hoşuma gitmediyse, şartları sağlamıyorsa satmam diyor. Taksitle satış yapmıyor ama kredi çekerek satış yapıyor. Orada da şöyle bir şey diyor. Kredi çekeceğiniz kredi tutarı aldığınız teklifi geçemez diyor. Eğer o bundan dolayı da diyor bankamız bir ceza yerse diyor. Verdiğim krediden dolayı, bu satıştan dolayı. O kredi borçlarını da size ödetirim diyor. Bir de eğer işgalci satın alıyorsa, yani şöyle düşünün, evin içerisinde siz oturuyorsunuz ve banka evi satıyor. Eğer siz alırsanız diyor ki sizden de kira ve diğer masraflarımı almazsam diyor, yani o güne kadar birikmiş borçlarımı almazsam diyor, yine diyor size tapu devrini yapmam diyor. Biraz şartları diğer bankalara göre daha ağır geldi bana ama sonuçta eğer niyetiniz halisse temiz bir satış yapabilirsiniz. Buyurun hep beraber uygulamalı olarak inceleyelim. Öncelikle Halkbank'ın ana sayfasına giriyoruz. Halkbank.com.tr. En aşağı sol tarafta Halkbank Gayrimenkul ve Halkbank Araç Satış var. Halkbank Gayrimenkul'e tıklıyorum. Araç Satış'a tıklıyorum. Hızlıca araçlara bakalım. Halkbank Gayrimenkul.com.tr araçlar diye bir siteye yönlendiriyor. Çok fazla araç yok, o yüzden hızlıca giriyorum. 3 tane araç listeleniyor şu anda. Birisine teklif verilmiş, ikisi teklif veriliyor. Teklif verilene 1 saat 1 dakika sonra bu araç sonuçlanacak diyor. 1 milyon 567 bin liraya 41 plakalı bir tane Mercedes. Aracın detaylarına bakalım. Mevcut teklif 1 milyon 567 bin lira, kalan süre şu. Bitiş tarihi 6/6/2022'de bitecekmiş. Çekme belgeli, aracın bulunduğu yer İstanbul Ataşehir. Diğer bankaların sitesine göre daha ayrıntılı fotoğrafları oluyor gördüğüm kadarıyla. Ama aracın ekspertiz raporu yok gördüğüm kadarıyla. Diğer araçlarda da yoktu. Bu şekilde Dacia Duster. Teklif bekleniyor diyor. Araç hakkında bilgi almak istiyorsanız şu numarayı arayabilirsiniz diyor. İki telli ticari şube ilgileniyor diyor. Başlangıç bedeli 310 bin lira. 2500 liradan minimum artış yapabilirsiniz diyor. Bunun %3'ü kadar teminat yatırırsanız bu ihaleye teklif vermeye hak kazanıyorsunuz. Aracın kilometre bilgileri ve diğer standart bilgileri de burada yazıyor. Şu ilan numarasını alıyorsunuz. Herhangi bir Halk Bankası şubesine gidip bu araç için teminatınızı yatırdıktan sonra size SMS gönderiyorlar. Bu SMS doğrultusunda da, bu SMS ile de siz e-ihaleye katılabiliyorsunuz. Çok fazla araç ilanı yok. O yüzden direkt gayrimenkullere geçiyorum. Gayrimenkul sayfasında bayağı ilan var. Biraz daha diğer bankalara göre, dediğim gibi, altyapısı farklı. Kendi sitelerini kendileri kurmuşlar. Burada vitrin ilanları var. Altta ihalesi devam edenler, tümü fiyatı düşenler var. Burada bir filtreleme ekranı var sitenin. Buradan çok fazla tutmayacağım için tümünü seçiyorum ve
fiyata göre artan diyelim en ucuz ve en pahalı ilanlarına bakalım hızlıca. Gaziantep Nizip'te satılık konut varmış 18 bin lira. Kars Sarıkamış'ta satılık konut varmış 22 bin lira. Mardin Kızıltepe'de satılık iş yeri varmış 32 bin 500 lira. Mesela çok ucuzlardan bir tanesine bakalım. Bir de Kütahya'dakine bakalım. Bir de Sivas'ta iş yerine bakalım. Burada hızlı ayrıntılı olarak hisse bilgisi ve ilan numarası var. Başlangıç bedeli 18 bin lira. Buradaki Gaziantep'teki satılık konutun çamur evlerde hisse bilgilerini ve ilan bedelini, ilan numarasını yazıyor burada ve teklif bekleniyor diyor. Evet, başlangıç bedeli değil, başka ilanmış. Benzer ilanlar yine Kütahya'daki diğer Antep'teki diğer ilanları gösteriyor. 180 bin liraya da bir başka satılık konut varmış. Diğer bilgiler kısmında ilana hakkında kendi görüşlerini yazmışlar. Yani bir bilirkişi raporu gibi basit bilgiler yazmışlar. Haritada konumunu doğru işaretlemişler. Eğer Google haritalardan faydalanmışlar, eğer sokak görüntüsü varsa da sokak görüntüsünü almışlar. Doğru ilgili. Yani bu kısmı emlak sitesi gibi çok güzel yapmışlar. İlgili şubeyi buraya not almışlar. Burada mevcut teklifin olduğunu ve geri sayımın başladığını görüyoruz. Yani bir gün 24 dakika sonra bu ihale bitecek gözüküyor. Yine bir başka ilanda nerede? Kütahya Hisarcık'ta. Diğer bilgiler kısmında bir bağımsız bölüm nolu, bir BB nolu mesken zemin katta konumludur. Bina girişine göre sol cephede konumludur diyor. Şu daireyi mi satıyor artık tam olarak nereye sattığını bilmediğimiz için. Bir nolu mesken burasıymış. Önünde bodrum gibi bir şey var. Yıldırım Caddesi. Yani ayrıntılı fotoğraf koyuyorlar. O hoşuma gitti. Haritada dediğim gibi yerin doğru işaretliyorlar. Sokak görüntüsünde eğer Google haritalarda sokak görüntüsü varsa onu da görebiliyorsunuz. Yine satılık dükkan mağaza diyor Sivas Gölova'da tam hissesi ilan numarası başlangıç bedeli 46 bin lira minimum artış oranında 500 lira 1380 lira teminat yatırarak buna girebilirsiniz. Şu anda teklif bekleniyor, teklif yok. Dediğim gibi diğer bankaların sitelerine göre daha ayrıntılı fotoğraflar kullanmışlar. Daha güzel ayrıntılar yazmışlar diğer bilgiler kısmında ne olduğu ne olmadığı. Brüt yaklaşık 22 metrekare kullanım alanına sahiptir dükkan diyor. İllere göre sıraladığımızda da burada illere göre arama yapamıyorsunuz. Mesela Ankara'da iş yeri arayalım. Filtrele diyelim. İlanları buraya listeledi. Burada bir sıkıntı var. Fiyata göre sıralayamıyoruz. Zaten Ankara'da da çok fazla yokmuş. 6, 8, 9 tane ilan çıktı. Mesela Ankara Yeni Mahalle'de 40 metrekare satılık dükkan varmış. Şu binanın içerisindeymiş. 5 bağımsız numaralı dükkan. Tam resimde gözükmüyor ama 5 4 ne olur? Şu 5 sanırım şu. Şu dükkan satılık. Bu binanın tamamını satıyor anladığım kadarıyla Halk Bankası. Sokak görüntüsü dediğimizde de şu an sokak görüntüsünü alabiliyoruz. Bakalım. Şurası. Evet, şu dükkan satılmış. Binanın rengini değiştirmişler. Ya da bu fotoğraftakiyle burada farklı çıkmış. Şu dükkan satılmış. Fiyat olarak da 246 binden başlıyormuş. Bir de en pahalılarına bakalım. Trabzon Ortahisar'da satılık iş yeri diyor. 248 milyon 750 bin lira teklif bekleniyor. Hala kimse de girmemiş. Diğer bilgiler dediğimizde alışveriş merkezi satıyorlar. 133 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. 63 adet dükkan mahalle olarak kullanılmaktadır. Alışveriş merkezinin ısıtma ve soğutması VRF sistemi sağlanmaktadır. Bildiğiniz alışveriş merkezini satıyorlar. 248 milyon lira başlangıç bedeli var. Gibi. İnşallah paramız olursa böyle bir yerde alırız. İşin esprisi tabi. Dediğim gibi siz de buradan kendi ilinizde veya satın almak istediğiniz yerde arsa veya konut veya iş yeri veya araç bakabilirsiniz. Bana bir sorunuz varsa aşağıda yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Mail adresime mail atabilirsiniz. İhale Adam Instagram adresim üzerinden bana ulaşabilirsiniz. fatihceyhan.com blog adresimdeki dokümanları da inceleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle iyi günler.